Herkese merhaba arkadaşlar. Yine yeni bir videoyla tekrardan karşınızdayız. Bugün şimdi ise size almış olduğum USB Type-C, yani USB Type-C diyorlar genellikle. Ben USB'yi tercih ediyorum. USB Type-C kablosunu aldık. 4 tane görevi var bunun. Şimdi birazdan bunu açacağız ve bilgisayarımıza bağlayacağız. Şimdi bildiğiniz gibi yeni MacBook Pro'lar, artık yeni nesil bilgisayarların tamamı USB Type-C'ye geçiyor. Gördüğünüz gibi bu cihazda 2 tane sağ tarafında, 2 tane de sol tarafında Type-C girişi olmak üzere 4 tane girişi var. Buradan her türlü ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz. Mouse bağlayabilirsiniz, şunla mouse bağlayabilirsiniz, ikinci bir ekran bağlayabilirsiniz. Ondan sonra projektör bağlayabilirsiniz. Şimdi isterseniz gelin, daha fazla sizi bekletmeden şu cihazı açalım. MacBook Pro'larda kendiliğinden gelen bir video şeyi yok, gelen bir cihaz yok. Bunu dışarıdan almak zorundasınız arkadaşlar. Şöyle çıkartalım. Yine içerisinde kutunun içi boş. Çok şık. Bu da kibar bir şey. Bir tane VGA girişi var. Bir tane HD girişi var. Bir tane USB 3.0 ve DVI girişi var. Şimdi ben de bunu yine dediğiniz gibi, bildiğiniz gibi ilk defa deneyeceğim ve gördüğünüz gibi şuraya takacağım. Ve evet, taktık. Bilgisayarımızda herhangi bir uyarı olmadı. Şimdi yine SanDisk'in Xpand 64 GB'lık flash diskimiz var. Bu da çok özellikli bir flash disk. iPhone'lara taktığınız zaman otomatik yedekleme işlemini yapıyor, uygulamasını yükledikten sonra. Şimdi flash diskimizi takalım. Evet, taktık. Bakalım nasıl bir şeyle karşılaşacağız. Bilgisayarımız tanıyacak mı? Ben de merak ediyorum. Evet. Virüs programı buldu. Tarama. Taramanı istemiyorum. Henüz şu anda. Evet, gördüğünüz gibi buraya benim flash diskim geldi ve bütün bilgilerimi görebiliyorum. Yani bir MacBook Pro alıyorsanız, bir MacBook'unuz varsa, USB, USB Type-C girişleri varsa mutlaka şu cihazı almak zorundasınız arkadaşlar. Bu cihaz olmazsa Windows kurulumunu da yapamıyorsunuz. Herhangi bir ekran ve USB'de bağlayamıyorsunuz. Yine bu videomuzu izlediğiniz için, bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.